Öncelikle deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Depremin ilk günü 6 Şubat 2023 Pazartesi günü deprem haberini aldıktan sonra sabah ilk biz durum değerlendirmesi yaptık. Biz şu andaki oradaki insanlar için ne yapılması gerektiği, nasıl yapılması gerektiği konusunda üstümüze düşenleri 1. Bireysel, 2. Kurumsal, 3. Bölgesel olarak ne yapabileceğimize şu anda odaklanmış vaziyetteyiz. Ankara Valiliğinde bir toplantı yaptık. Dediler ki arkadaşlar siz sanayiciler, hayırsever, yardımsever, iş insanısınız. Valilik şu anda 9.000 tane depremzede olan kardeşlerimizi de bize emanet etti. Gücümüz niye yetiyorsa, yani ne kadar gücümüz yetiyorsa, çabamız ne kadar yetiyorsa, bunun ucundan tutmazsak kendimizi, ruhumuzu şeyin altından çıkaramıyoruz. Yani hepimiz aynı psikoloji yaşıyoruz belki. Yani bir yardım yapma şeyi olmadan insan ruhu dinginleşmiyor. Bizim istirhamımız, yani koskoca biz bir Ostim camiasıyız. Burada 6.500 tane bizim kayıtlarımızda işletme var. Bunlardan bir kişinin giderini karşılamasını beklersek 1000 lira. Aylık 1000 lira. 10 ay civarında bir ödeme. Sizin verdiğiniz rakamlar, verilecek olan rakamlar da bir kişiye verdiğiniz o rakam kime verilmiş, hangi hesap numarasına o para yatmış ve onun bilgisi de sizin SMS numaranıza gelecek. SMS'le bütün sanayicilerimiz, katkı verecek yardımseverlerimize hangi hesaba, hangi IBAN'a yatıracağını ayrıca 10 Mart'tan sonra da SMS olarak bildireceğiz. Aylık 5 aileye ya da 5 kişiye katkı sağlayacağımı buradan belirtmek isterim. Hepinize teşekkür ederim. Ben şahsım adına yine işte 50 bin liralık bir bağış yapacağım. Bunun dışında da Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Küme Derneği Başkanıyım. Üyelerimizle duyurularını yapacağız. Kümenin yönetim kurulundan 70 kişiyi toplayacağımı tahmin ediyorum. Ben de zaten 10 kişiyi üzerime alıyorum. Bize destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.